Yunus peygamberin balinanın karnında olduğunu demiştiniz. Bir hoca balığın içinde olmadığını Asurlular döneminde kapısında devasa bir balık figürü olan Ninova cezaevinde yattığını söylemektedir. Doğrusu hangisi? O hoca herhalde bir şey etmiş, o cezaevinin şeylerini bulmuştur. Kayıtlarını da oradan konuşuyordur. Ya öyle saçmalı, yani insanlar saçmalama hakkını kullanıyor ama bu kadar da saçmalamaya gerek yok ya. Yani şimdi hiç kimsenin Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre tefsir etme yetkisi yoktur. Şimdi yeni Kur'ancılar çıktı. Aa. Kendileri bir tane kelime ile bir kitap yazıyorlar. Kendi hakları var ama Resulullah tek kelime konuşursa onun hakkı yok. Ya bırak bu saçmalığı. Bu adamları adam yerine koymak bile caiz değildir. Boş ver geçin.